Tuna! Ay bağırıyorum, sesleniyorum, duymuyorsun. Merve'nin izlediği dizi izliyorum hayatım. Ya Merve okuldan gelene kadar sezonu bitirmem lazım. Ay derdimiz Tuna! Tuna! He? Derdimiz başımızdan aşkın oturmuş dizi izliyorsun. Konuştun mu Haluk'la? Hayır canım konuşmadım. Ya bırak gönül, yani bu kadar üstüne düşmemizin bir anlamı yok. Biraz kendi hallerini bırak, ne olursun ya. Bunu söyleyen sensin yani. Pes. Akşama uğrarız ya. Bir kahve mavi içeriz. Tamam şu sezonu bitirelim. Gönül Merve gelmeden de. Vay Gönül, şuraya bak, yok artık yani, şu hale bak ya. Allah Allah. Hiç merak etmiyorum Tuna. He? Efendim? Gönül? He? Merak etmiyorum. Size çok güzel haberlerim var. Aa öyle mi, nedir? Matematik sınavım çok güzel geçti. Aferin sana, gurur duyuyorum seninle. Senin oğlum? Ya bilmem, iyi de herhalde. Bir takımdan bir haber var mı? Ya kadroların açıklanmasına tam olarak 4 saat 17 dakika kaldı anne. Babam ne yapıyor? Matematik sınavım iyi geçti diyorum. Baba? Merveciğim, babam fiziken burada ama ruhen evde yok. Ay, sağ ol, hadi ben üstümü değiştiriyorum. Hadi, değiştir. Oğlum niye yemiyorsun? Yok anne ya, canım istemiyor. Aa. Orçun senin kendine iyi bakman lazım ya. Hani yarım maçın var sonuçta. Nasıl bu kadar eminsin? Hissediyorum bak, nasıl düşünürsen öyle olur. Tuna. Hı? Tuna hadi yemeğini ye. He? Yemeğini ye. Bir dakika Gönül, bitiyor. Tuna abi ne izliyor? Hiçbir fikrim yok. Bitti. Hay 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 hay. Ne dizi yapmışlar be, olağanüstü valla. Ay harika bir dizi. Gerçekten çok büyük keyif aldım yani. Baba sen hangi diziyi izledin? Senin izlediğin diziyi ben de izledim. Gönül ablan da izledi. İkimiz de izledik ama çok güzel dizi olmuş. Artık konuşacak bir şeylerimiz var yani. Diziyle ilgili sor söyleyelim. Ne istersen konuşabiliriz yani. Ya. Ya ama hakikaten acayip bir dizi olmuş valla. O canavarın kızı kaçırma sahnesi var ya. Yani hakikaten bayağı böyle şeyleri de acayip yapmışlar ya. Çok beğendim. Çok başarılı yani. Ne canavarı baba? Kızım sen nasıl izliyorsun diziyi? Yani canavar kaçırıyor kızı. Sonra kızın sevgilisi onu kurtarmaya geliyor. Hırsızlar var aşağıda. Adam hırsızlara yakalanıyor. Acayip yapmışlar Gönül. Değil mi Gönül? He? Sen versene bakayım bana, sen hangi diziyi izledin? Hangi dizi olacak kızım? Şu senin izlediğin dizi. Eh baba baya. Benim izlediğim dizi değil ki. Yanlış dizi yapmış. Aa. Şunu. İzlemişsin şunu. O kadar güzeldi ki ama yani ben yarım günde sezonu bitirdim. Ya olsun ya, keyif aldıysan. Yesene oğlum. Sağ ol anne. Aa, mesaj geldi. Ya ben bakamayacağım, kesin yedek oldum ya. Ben ver, ben bakayım. Üzülme oğlum, haftaya girersin, nedir yani? Ya şimdi yedek girersin, sonra da oyunu değiştirirsin. Daha iyi, bazen böyle yapmak daha güzel olur. Yani yedek olmak bazen iyidir. Ya bu benim ilk maçım olacaktı. Oğlum hemen negatif olma. Öf, okusana Merveciğim. Orçun. Hazırlan. Kadrodasın. Aferin oğlum, aferin. İşte bu be. Aferin. Tebrik ediyorum. İşte bu be. Ya ben nasıl kadroya girdim? Oley be. Aferin hadi yemeğini ye, yemeğini ye. Hadi, hadi. Güzel. Tebrik ederiz. Enerji topla. Ben de. İlk maç ne zaman oğlum? Hafta sonu anne. Biz de gelelim maça. Hı-hı. Siz evden de izleyebilirsiniz. İnternetten canlı yayınlanıyor zaten. Hı. Aslında şey yapabiliriz. Bizim bu kızlar partisiyle Orçun'un maçını birleştirebiliriz. Önce maçı izleriz. Sonra da kutlamak için bir şeyler yaparız. Ah çok güzel fikir. Tamam. Hem Duygu da geliyor hafta sonu. Hı, ben güzel organize ederim bunu. Tutku'ya da mesaj atarım. Tutku da gelsin, çok iyi fikir. Tutku'yla da Meltem mutlaka tanıştır. Yani siz burada seyredersiniz. Biz de Haluk'larla beraber erkekler olarak aşağıda seyrederiz o zaman. Tamam. Çocuklar hiç
konuşmuyorsunuz? Bugün büyük gün anne. Akşam 8'de e-spot kazosunu alıp alınmadığım açıklanacak. Şu an tam olarak 13 saat 12 dakika kaldı. Oğlum buna giremezsen başkasına girersin. Dünyanın sonu mu ne olacak ya? Allah Allah, takma kafana o kadar. Ya olur mu öyle şey Tuna abi? Ya ben bu kadroya girmezsem bitir. Aman bitmezsin, bitmezsin. Hayırlısı neyse o olsun oğlum. Sen şimdi matematik sınavını düşün, tamam mı? Tamam anne. Merve, kızım. İşte bildiğin gibi matematik sınavı falan var. Allah aşkına biz başka bir şey konuşamayacak mıyız ya? Yani bu aynı şey temcid pilavı gibi devamlı aynı şeyleri konuş, aynı şeyleri konuş. Ya başka şeyler yok mu ya şöyle yani baba kız ne bileyim ya anne oğlu böyle bir aile sofrasında böyle bir şeyler konuşmamız gerekmiyor mu Allah aşkına ya? Ya ne yapalım ki baba? Hiç ortak noktamız yok. İzlediğimiz diziler farklı, izlediğimiz filmler farklı, okuduğumuz kitaplar bile farklı. Konuşulacak bir şey yok ki. Yani belki bizim izlediğimiz dizileri izleseniz daha konuşulacak konumuz olurdu. Biz hepsini biliyoruz. Tabii canım. Hepsini biliyoruz. Ne var bunda? Yani biz ayrı dünyaların insanıyız. Aklım Meltem'le Haluk'ta. Ne yapıyorlar acaba? Ne yapacaklar? Kavga ediyorlardır Gönül. Ne yapacaklar ki yani? Bir şeyler yapmamız lazım Tuna. Böyle oturamayız burada. Ne yapalım biliyor musun? İnelim aşağıya. Siz ne yapıyorsunuz diyelim ya. Siz kendinize gelin deyin. Ne yap... Ya vallahi çok sinirleniyorum. Ya benim tersim kötüdür Gönül. Vallahi... İyi bu çok işe yarar çünkü bu söylediğin. Yaramaz mı? Yaramaz tabii. Yaramaz tabii yani. Doğru yaramaz yani. Yaz ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? Benim bir fikrim var. Ne o? Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Böyle içeri deli gibi kavga ederek gireceğiz. Biz ikimiz kavga edeceğiz. Biz ikimiz mi? Evet. Biz neydi? Ben hayatta seninle kavga etmem. Niye kavga öyle bir kavga edeceğiz ki kendi kavgalarını unutacaklar. Aa, ben yapmam öyle şey. Ben seninle niye kavga ya yap ya? Niye yapamayacaksın canım? Bizi böyle barıştırmaya çalışırken falan odak noktaları değişecek. Ve kendiliğinden barışacaklar. Tamam mı? Ama hayatım ya ben sana yani şey bile olsa böyle hani yapamam ki ben sana hayatta sesimi yükseltir miyim Gülüm? Hayatım biliyorum da böyle şakacıktan tamam mı? Ama yani sen istiyorsun diye ama yani yine de bence şey yani. Güzel olacak güzel. İniyor muyuz? İnelim hadi. Ya vallahi şey yani Gülüm. Tunacığım bunu neden yapacağız? Şey gerçi ben yaparım yani aslında yapamaz değilim. Ben tiyatro eğitimi yani açısından yani Merve'nin babası olarak da zaten bunlara tamam, çekmiş. Tamam hadi ben. Gel hadi. Hayır şu an sana çekmiş. Ama benim sana yani şey olarak düşünün. Bir gireceğiz deli gibi kavga edelim tamam mı? Biz mi gireceğiz? Biz gireceğiz. Allah Allah. Hazır mısın Tuna? Hazırım hazır merak etme. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi oyna ki hiçbir şey anlamasınlar tamam mı? Sen benim ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu bilmiyor musun Allah aşkına ya? Kapı! Hayır, ben duyuyorum ta içeriden geliyorum da sen burada otururken o kapıyı duyduğun halde niye açmıyorsun acaba? Yeter artık Tuna! Peşimden gelmek istemiyorum. Asıl ben seni görmek istiyorum, görün. Bir kere burası benim arkadaşımın evi. Nerede sırf senin arkadaşın evi? Benim arkadaşımın evi burası. Ne diyorsunuz ya? Ya bıktım artık senin her gün yeni abuk subuk bir icat çıkarmandan. Kim çıkarıyor abuk subuk icatı? Neymiş benim abuk subuk icatlarım? Aman canım bir gün geliyorsun story çekiyorsun, bir gün geliyorsun tavşan oluyorsun, yok resim yapacağım bilmem ne. Ben onları keyfimden mi yapıyorum Gönül? Tabii keyfinden yapıyorsun. Keyfinden yapıyorsun tabii ki. Sen sadece kendi keyfini düşünüyorsun çünkü. Sadece kendi keyfini düşünüyorsun evet. Çünkü. Peki senin diyet merakın ne olacak? He? Sabah akşam diyet yapıyorsun, diyet yapıyorsun. Yok kilo almışsın da bilmem. O ne olacak yani? Ne? Senin yüzünden aç kaldım ben ya. Yemek yemiyorum be. Vallahi billahi aç kaldım ya. Ya yok sırf diyet. Buraya kadar getirdin ya. Ya yemin ediyorum sonra başlıyorsun hominikotlak gibi. Ben yine aç kalıyorum yani. Ayıp değil mi ya? Ya buraya kadar olur mu yani Haluk ya? İnsanın da bir dayanma gücü var yani. Arkadaşlar ne olur bir sakin, ne oluyor ya? Oğlum bir sus lan. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum oğlum. Vallahi billahi eskiden ne güzelmiş yani. Eskiden çok güzelmiş ha. Eskiyi özledin herhalde. Zaten epidir dilinde eski karın maşallah. Ben bu lafın altında kalacak adam mıyım Haluk? Allah aşkına ben bu lafın altında kalacak adam mıyım ya? Konuş o zaman konuş. Konuşuyorum ne var gülüm, konuşuyorum işte. Susuyor muyum ben? Sus bir de konuşacağım tabii. Vallahi yetti artık ya. Emir ver benden sıkıldım artık. Buraya kadar geldi Gönül. Pardon. Ne pardon? Ben mi emir veriyorum? Sen veriyorsun. Ben eğer bir şey söylüyorsam sen yapmadığın içindir. Yapsan söylemem herhalde. Yazıklar olsun sana el insaf ya. Bir de yapma. Ben mi yapıyorum ya? Ben mi yapıyorum? Efendimiz günden beri sen adam gibi yemek bile yapmadın be. Ev işlerini bile benim üstüme yıkmaya çalışıyorsun. Yalan mı? Hiç güleceğim yoktu. Pes be Tuna. Pes yani. Ne pes ya? Ben sevdiğin için yemek yapıyorsun zannediyordum. Bayılıyorum. Yemek yapmayı bayılıyorum ben. Ondan yapıyorum ben. Ben seninle aramız bozulmasın. Ya sen sıkıntı çekme diye ben mecburen yemek yapıyorum be. Sen üzülme diye. Neredesin mutfakta yaşayacağım ya. Şaka yapıyorsun ne herhalde. Ne şaka yapıyorum? Bizimkinin en şakası yani bu. Yok.
Yok, ben dayanamayacağım. Benim çok sinirlerim bozuldu. Ben gidiyorum, eve gidiyorum. Sakın ha! Peşimden gelme, gebertirim. Ben gidiyorum, sen gidiyorum. Hayır, ben gidiyorum. Allah Allah. Gelme peşimden. Ay, gidiyorum ben ya. Ya yürü gitme sen, kal buraya. Şuradan. Ya sinirim bozma benim birbirine. Şaka mı bu? Harika fikir Gönül. Vallahi nasıl, süper olmuş ya. Bayıldım vallahi. Evet evet, inşallah bu sefer barışırlar. Ya, sen çok zekisin be. Vallahi ben seni çok seviyorum Gönül be. Vallahi billahi ya. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum yani. Ben de seni seviyorum ama hala sana kırgınım. Bunu da bil istedim yani. Hiç o laflar bana rolmüş gibi gelmedi Tuna. Aşk olsun ya Gönül, hala orada mısın ama yani. Vallahi bak, üzüyorsun beni yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.